Değerli izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Bey biraz önce dediniz ki hayvan gübresinin çürümesi veya çürümüş hayvan gübresi kompost değildir dediniz. Kompostla vatandaşımızın, çiftçimizin kendi şartlarında evinin önünde, ahırın önünde, bahçesinde biriktirip çürüttüğü hayvan gübresinin ne farkı var? Bunu kısaca bir ifade edebilir misiniz? Yani e, evinin önünde çürüttüğü havasız bir ortamda yığın yani yığıp havasız bir ortamda bırakırsa. Üstü havalı ama havalı, içi hava almıyor. Havalı e, ve bunun üzerinden bir sıcak dönemde bir ilk, ilk ve yaz geçerse bir kere bunun içinde azot yok. Bir. İki. Organik madde, organik karbon azot yok. buharlaşıp gidiyor. Azot buharlaşıp gidiyor. İki, metan e, içinde, göbeğinde şeyin, e, o yığının içinde e, çürüme oluyor. Çürüme olduktan sonra da metan ayrışıyor. Separe oluyor. Ayrıştıktan sonra metan da uçuyor. Ne kaldı? Hiçbir şey içinde kalmadı. Mineral artı içinde fosfor ve potasyum kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Yani azot içeriği yönünden zayıf azot yok. içeriği yok. Ama kompostta bunların hepsi şey, var diyorsunuz. Kompostta bunların hepsi var. Ve komposta kompostta koku yok. Kompostta yabancı ot tohumu yok. Kompostta patojen yok dedik. Kompostta nematot yok dedik ve kompostta organik karbonun oranı çok yüksek. komposta kompostta organik madde oranı yüksek. Mesela bir örnek vermemi izin çok, verirseniz. Çok biz bundan 4 yıl önce Bolu ilinin Göynük ilçesinde büyük tavukçuluk entegre tesislerinden tesislerinin bir tanesinde yaklaşık 40 günlük bir çalışma yaptık. Genelde e, bizim başvurduğumuz yerlerde kabul görmemiş olmamıza rağmen, ama e, sağ olsunlar o orada bir şirket bizi kabul etti ve biz orada hep beraber çok güzel bir çalışma yaptık. Şu kavanozda gör, görünen e, yani ürünün bu Türkiye'de üretilmiştir ve 3 e, yaşındadır, stabildir. Bu tavuk gübresinden bu elde Bu tavuk gübresi, değil mi evet tavuk gübresi ve biz bunun organik madde oranı yüzde yetmiş yedi. Bunun dışında en başarılı, tamamen yerli, tamamen her şeyi yerli, yerli derken o yörenin artık şey artık 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 demiyorum değerlerinden en güzel yerlerinden ve Türkiye'de nadir belki de tek kompost konusunu yönetim olarak yerel yönetim olarak idrak etmiş. Yani bunu idrak etmiş ve çaba çabalıyorlar. Yani bunu yapmak için çabalıyor ve biz bu konuda eee Ralila or, organik gıda üretimlerinin e, projesi dahilinde belki de Allah izin verirse bu ilçemizde biz belki de Türkiye'de ilk kompost tesisini İnşallah. gerçek sanayi tipi yıllık olarak 6400 ton kapasiteli gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğiz ve bu örnekten sonra zannediyorum bunu Türkiye bir örneğini gördükten sonra bir e, yöneticinin Türkiye'de dediği şu. Bir tane yapılsa yok satar. Ama ne yazık ki, ne yazık ki Türkiye'de kompost yapılmasının önünde en büyük engel akademisyenler. Ahmet Bey bir izin verirseniz. Evet. Değerli izleyiciler, bu kavanozun içindeki şu anda sizler eee bununla fiziksel temas halinde değilsiniz. Ancak Tavuk gübresinin ne kadar pis koktuğunu, dayanılmaz bir kokusu olduğunu hepimiz yakından biliyoruz. Şu elimdeki tavuk gübresinden elde edilmiş kompostlaştırılmış madde. Ancak sadece gübre kok, toprak kokusu alıyorsunuz. Gübreden adeta eser yok. Ve şu an önümde durduğu haliyle de son derece homojen bir yapı kazanmış. Toprak içerisine katıldığında hiçbir mahsuru olmayacak. Biraz önce de ifade edildiği nematod, yabancı tohumu vesaire gibi toprak açısından, yetiştiricilik açısından sorun olan hiçbir şeyi içinde barındırmayan bir organik gübre. Kokusu hepimizin özlediği, özellikle yağmur yağdığında hissettiğimiz toprak kokusunun aynısı. Evet, bu evet, Bey. müsaade ederseniz bu kompostun içinde bu bitmiş nihai ürünün içinde ne olduğunu söyleyeyim. Buyurun. Bunun içinde ee, kimyasallarını diyorsunuz. Tabi hepsi mevcut burada. Bugün de gösterdim size. Ee, bunun içinde ee, Bolu bölgesinde, Bolu'nun göylük ilçesinin bölgesinde kümeslerden çıkan altlıklı broiler dışkısı gübre değil o. O gübre olmamış, Dışkıdır bu, artıktır. Bunun içinde o dönemde bizim fabrikada o kesimhanede o tesiste bulunduğumuz dönemde çevrede biçilmiş olan bütün yeşil aksam. Nerede ne varsa. Onlar da kattınız. Onlar var. Bunun içinde kavuz var. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de çeltik, kavuzu. çeltik kavuzunu altlık olarak kullanıyorlar. Ve kavuz kendi başında doğal şartlarda toprakta 20 yılda çözülmüyor. Biz bunu 72 saatte gördüğünüz gibi bunu parçalıyoruz. Bunu biz parçalıyoruz derken biz parçalamıyoruz. Bunu canlılar parçalıyor. Tabii. Kompost demek şu demek. Kompost kurutmak değil, kompost çürütmek değil. Kompost demek canlı e, bakterilerin parçalamasından meydana gelen bir ürün. O zaman programımızın başından beri komposta çok temas ettik. Özet olarak hiçbir besin değerini kaybetmeden... Kumuslaşan. Bitki atıklarını, hayvansal atıkları, çürüyebilecek her türlü atığı değerlendirme metoduna kompost diyelim. Evet kompost ama kompostun iki tane yöntemi bunun en doğru, en dinamik en ucuz yöntemi de kapalı, döner kapalı ama havalı havalı sistemler. Peki bu havalı sistemde içine koyduğumuz bu sistemin içerisine dahil ettiğimiz bu organik atıklar bitkisel olsun hayvansal olsun evet. ne kadar zaman içerisinde kullanılabilir hale geliyor. Yani bizim geliştirdiğimiz... Bu sistemin içine doldurduk. Evet bizim geliştirdiğimiz sistem ne? Dünyada da ikinci bir örneği yok. Bugüne kadar bu akşam çıktıysa bilemem. Bugüne kadar böyle literatürde bile görünmeyen full otomatik tamamen bilgisayar destekli insanın kesinlikle insan katkısı müdahalesi olmadan full otomatik bir tesis inşallah nasip olur. Türkiye'de ilkini kurarız Karadeniz'e. Ee, i̇sterseniz sakıncası yoksa söyleyeyim. Tabii İlçenin ki. adını Akçakoca. Düzce Akçakoca'da e, gönül vermişler. Başta yerel yöneticiler. Yani e, ellerinden ne gerekir? Yani uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. Gayret ediyorlar. Gayret ediyorlar. İnşallah da biz de destek, bizim desteğimiz de sonsuz. İnşallah Türkiye'de ilk e, kompost tesisini oraya kurarız. Ee, yani... Peki yani ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de bu iş henüz yeni. Biraz önce de bahsettik hayvancılıkta yeni değil. Büyük katılım var. Mi? Şu açıdan söylüyorum. Sanayileşme açısından kompost yapımı Türkiye'de henüz başlamadı diyebiliriz. Yanlış yanlış uygulamalar çoktan başladı. Yanlış uygulama olabilir. Son olarak mesela Tarım Bakanlığı bundan birkaç yıl önce 1 milyon TL verdi yanlış yönteme. Hiçbir şekilde kompostla yakından uzaktan alakası yok. Yine Bolu ilinde bir ilçede bir birle 1 milyon TL verdi. Ve diyorum kompostun artık ne projesi, ne araştırmasına gerek yok. Buyurun. Buyurun Türkiye zaman elimizde ne varsa, elimizde ne varsa biz buna biz parayı da Türkiye'de kazandık. Bunun sermayesi Amerika'da olmasına rağmen fabrikaların bunun sermayesi Türk sermayesi. Biz bunu Türkiye ile ifade ettim bugün de size Türkiye ile paylaşmayı sonsuza kadar açıyoruz. Eğer şöyle Türkiye, diyelim mi? Evet. Türkiye'de bu işlerin sorumluluğunu yürüten devlet yetkilileri ki başta Tarım Bakanlığı olmak üzere, çevre Bakanlığı'nın da kısmi olarak bu işin içerisine dahil olması gerekir, oturup bu konuyu yeni baştan el alıp değerlendirmesi gerekiyor diyebilir miyiz? Evet, ben bundan iki yıl önce Ankara'da bir sempozyuma katıldım. Çalıştaydı, yine çalıştay koydular adını. Kanatlı ile ilgili. Bunu Çevre Bakanlığı'nın e, çevre değerlendirme ve projelendirme böyle bir genel müdürlüğü var. Çet genel müdürlüğü dedikleri. Ve çok tuhafıma gitti. Orada genel müdür programı, o oturumu yönetiyor. Çıkıyoruz dışarı. Üç gün sonra Ankara, İstanbul'da iş nedeniyle gelmiş arkadaşla karşılaşıyoruz. Ben emekli oldum diyor. Ya arkadaşlar niye Türkiye'ye oraya topladın? Yani bu iş, bu iş var ya ciddiye Türkiye'de. Yani tarımsal hala, tarımda sürdürülebilirliğin geleceği açısından bunların yapılması gerekiyor. Türkiye'nin şu anda bütün yani enerjiye bağlı bağımlı olduğumuz için enerjiye harcadığı paranın. Değerin yarısını Türkiye bütün bitkisel ve e, hayvansal atıklarını kompostlaştırarak bunu telafi eder. Peki Bakın. bir hesap yaptınız mı? Bir ben hesap yaptım. Soracağım. Bir araştırma yaptım. Bakın. Şimdi. Türkiye'de ben programın başında dedim ki 10 milyon ton kadar tahminen sap bir kibritle yakılıyor. Anızdan çiftçimiz kurtulduğunu zannederek böyle bir yanlış.